önce bir mehdiyet küçük sayıda, az sayıda insanla uzun süre bir tebliğ yapacak. İnşallah. Ve halkın bayağı bir kısmı buna karşı duyarsız kalacaklar. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Peygamberimiz söylüyor. Ben söylemiyorum. Evet inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yıllarca duyarsız kalacaklar. İftira atılacak Mehdi'ye. Talebelerini ezmeye kalkacaklar. Mehdi'yi ezmeye kalkacaklar. Hapse sokmaya kalkacaklar. Her türlü anormalik olacak. Toplum bozulacak. Bütün İslam aleminde. Ve bütün dünyada böyle olacak. Mehdiyet 313 kişi olduğu hadislerde o kadar fazla belirtiliyor ki. Evet. Kiminde işte şu şekildedir, kiminde bu şekildedir. Ama hepsinde 313 sayısını görüyoruz. Evet. Ama çok fazla sayıda hadis var. Ve insanlar diyor Hazreti Yusuf gibi Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Yani Hazreti Yusuf'un karşılaştığı olaylarla Mehdi karşılaşacak anlamı çıkıyor. İnşallah. Hazreti Musa gibi diyor, o da diyor tehdit altında yaşayacak. Bunun sebebi ne biliyor musun? Toplumda bu iyice bir tahakkuk etsin. Yani Mehdi'nin ne kadar uğraştığı, ne kadar emek verdiği ve insanların da ne kadar duyarsız kaldığı bir iyice bir anlaşılsın. Hı hı. Çünkü yarın bir gün çıkan insanlar der ki biz bilsek hemen yapardık. Anında yapardık. Ben Mehdi'nin zuhur ettiğini bilsem, İslam'ın hakimiyetine imkan olduğunu bilsem niçin yapmayalım? Evet. Yani canımızla malımızla peşinden giderdik. Dememeleri için Allah böyle bir ortam meydana getiriyor. Bakın bütün Mehdi'nin alametlerini çıkarttı Allah. Hı hı. Tamamını. Kimsenin itirazı yok. Edecek gibi. İnşallah. 7000 yıllık bir ölçüyle de net tarihi de vermiş. Evet. Bediüzzaman'da Mehdi'nin geleceğini kesin dille açıkla belirtiyor. Kendisinden sonra geleceğini. Hı hı. Yapacağı görevleri de belirtiyor. Yani nur talebelerinin de hiçbir itirazı olamaz. İnşallah. Diğer kardeşlerimiz de hiçbir itirazı olamaz. Ama bu bir kader işte. Buna rağmen Allah insanların epey bir bölümünün basiret ve ferasetlerini kapatacak bu konuda ve fark edemeyecekler.